Tabii Nergis'i bilmem ama ben kendi açımdan söyleyeyim. O esnada çocuğu düşünmüyorsunuz. O esnada hani insanın yaşamı daha önemli oluyor. Tabii her hani bayanın diyeyim anne olma duygusu Nergis'e de ağır bastı. Ve hani Nergis araştırmaya girdi bu konuyu. İşte Türkiye'de yumurta dondurma şeyleri falan. Amcamın kızıyla bir gün denk geldi. Onun orada bir tüp bebek merkezi vardı. Oraya gidip orada konuşmuşlar. O da yol göstermiş. Hani niye yumurta donmuyorsun? Evlisin, embriyo dondurabilirsin diye. Tabii hiçbir bilgimiz yok. Ya onunla ilgili bir bilgimiz olmamıştı da. Asıl konu ben Nergis'e hep şeyi söylemiştim. Hani tedaviye bir başlama. Hani araştırma böyle şeyleri. Düşün, tedaviye başlama. Bir an önce tedavinin başlaması. Ben çünkü hani, tedavinin bir an önce başlaması derdindeyim. Hani tabii Arnavut damarı tuttu. Hani ne bana ne de doktoruna sormadan. Sabit olmuş. Yani evet. Şimdi düşününce öyle oldu ama. İlk iğnesini vuruyor. Yani tedaviye başlıyor. Damarı da o zamanı da denk gelmiş. Kısmet işte yani. Olacak şey. Olacaksa olacak. Tabii akşam ben geliyorum eve. Hani ben tabii tedavinin çünkü periyodu şey olarak ayarlıyoruz. Haftaya başlıyoruz. Devam edecek ve gidecek. Bitecek. En kısa zamanda bitsin istiyorum ben. Akşam geldi de 20 gün daha bekleyeceğiz dedi. Niye diye sorduğumda böyle bir durum var ve tüp bebek merkezindeyim. Yani embriyo donduracağız dedi. Hani böyle bir şansım varmış benim dedi. Tabii ya o esnada hani bu güzellikleri farkına varamıyorsunuz. Yani aklınıza gelmiyor. Çünkü tedavinin 4. aşamasından sonra yani 4. kürden sonra kafanız, yani benim kendim için konuşayım. Hani beyniniz biraz daha sağlıklı çalışmaya başlıyor. Yani her şeyi daha rahat rayına oturtabiliyorsunuz ve o zaman farkınıza varıyorsunuz ki evet çocuk sahibi olma ihtimali söz konusumuz ve iyi ki yaptı diyorsun. Yani iyi ki yapmışız dedim. Tabii şu da var, her şey bizim için düzgün gidiyordu. Nasıl düzgün gidiyordu? Biz kendi içimize kapandığımız halde biz dışarıya da bağlantıdaydık. Yani tamam ailesini almıyorduk, ailemi almıyorduk ama biz dolaşıyorduk. Mesela kemoterapi almayacağı akşam hafta sonları yani dışarıdaydık, evde durmuyorduk. İşte tiyatroya gidiyorduk, sahil kenarına gidiyorduk, bir yemeğe çıkıyorduk. Yani o hastalığı hiç evde yaşamadık. Dışarıda yaşadık. Yani toplum içindeydik aslında biz. Toplumun ne kadar bilmese bile içlerinde bir kanserli bir hasta dolaşıyordu toplumun içinde. Çünkü öcü gibiydi yani. Öcü gibi bakıyorlar kanserli insana. Yani ölecek ceset torbası imam yanında dolaşıyor. Hani ya öyle bizim toplumumuz öyle yani. Bu hani bir tek ya bu da şifa. Yani